seni bana vermedim. Ali'nin çağrı yaptı. Unutamadı. İlk aşkı Nurlan da burada. Elbet onlar da severler. Seni bana vermediler. Seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum. Elbet onlar da severler. Hafta sonu bir defa görüşebildim kendisiyle. Hepimiz ben beraber. Ben buluşmak istemiyordum. Sürekli arıyordu. Aradım. Açtı. Geç açtı. Bir kız sesi duydum. O... Neredesin dedim. Gerçeği söyledi. Olanları söyledi. Dönmesini bekledim. Dönmedi. Ben de gidiyorum dedim. Bakü'ye dönüyorum dedim. Ben kaç zamandır görmedim. Özlemişim zaten. Görmek için zaman geçirmek istiyorum. Zaman geçirmek için arıyorum, buluşalım diyorum. Açmıyor, cevap yazmıyor. Ben ne yapabilirim? Bir ara geldikçe kavga ediyoruz. Kıskanıyorum, şey yapıyorum. Böyle konular olur. Kıskanlığım geçmiyor ona karşı. Ne yapmam lazım? Söyle, ben aynı şeyi yapayım senin için. Kendini affettirmen lazım. Ben galiba... Çözlemedin beni. Özlemesem burada ne işin var Ali? Ali bir kere olsun özür dilemedin. Kalbin sesini dinle. Burada kızgınlık tamam. için artık her şeyi üzerine kapatabiliriz. Yeni bir sayfa Ali, açabiliriz dinledim diyorum. Dinledim diye zaten buradayım. Diyorsun buradayım. Kırgınım diyorsun. Unutamıyor musun geçmişteki o? Ali ve Nurlan'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayın sonrası konuşmuşsunuz. Evet. Konuşmadı ki, ben konuşturmaya çalıştım sadece. Bakalım nasıl başarabilmiş misin bunu? Bir izleyelim, sonra da konuşacağız, buyursunlar. Bak orada da söyledim kaç defa, şu an burada da söylüyorum. Eğer ki senin bir kırgınlığın varsa bunu konuşarak halledebiliriz. Veya bana bir şans vermen lazım ki ben kendimi sana affettireyim. Aramalarıma telefonu kaldırmıyorsun ve kalkıp diyorsun ben sana kızgınım. Ama affettirmem için bari bir şans vermen lazım. Konuşmamız lazım. Güvenemiyorum sana. Ben senin için yaptım bunu aslında. Gitmem senin için iyi olabilirdi. İyi olmadı işte. Suç arıyorsun benden, vazgeçmek için bir şeyler arıyorsun. Ali, vazgeçsem gelmezdim şuraya kadar. Yani sen anlamıyorsun. Güven problemi var, tamam mı? İki yıl önce yaptığım için... şey, yine yapabilirsin sen onu. Tamam, ben de diyorum ki bana bir şans ver. Ben sana kendimi anlatayım diyorum. Güzel bir sayfa açalım. O sayfada birlikte yürüyelim. Güzel anılarımız olsun. Güzel bir şeyler yapalım. Ama yapmam nedeni de seni düşünmendi bunu. Bunu da hiç bir zaman unutma. Gördüğüm kadarıyla konuşma esnasında bir hayli olumlu, yapıcı konuşmuşsun, çabalamışsın. Dediğin gibi konuşmaya çalışmışsın. Da. Ben anlamıyorum. Tamam, ben yanlışlıklar yaptım. Bunları da zaten söylüyorum. Kendisinden özür de diliyorum. Bir şeyler yapmam için benimle zaman geçirmiyor ki ben bir şeyler yapayım. Kırgınlığı geçsin diye. Buluşmuyor, konuşmuyor. Yayın sonrası dün zorla bir 5 dakika konuşmaya çalıştım kendisiyle. Evet Nurlan, seni dinlemek istiyorum. Biraz merak ediyoruz yani. Biraz kapalı kutusun. Tam da hani Ali de biz de idrak edemedik, çözemedik seni henüz. Tam olarak neye takıldığını anlayamadım. Özür diliyor da. Sürekli affet, böyle özür dilerim, yanlış yaptım. Ben inanmıyorum kendisine. Aa, niye? Güvenemiyorum. Güvenim bir kere sarsıldığı için kendisine güvenemiyorum. Yeni sayfa açalım diyor. Tamam da açalım da, ama sana güvenmiyorum. Kendini ispatlayamıyorsun. Ben de diyorum, kendimi ispatlamam için ne gerekiyor? Ne bekliyorsun benden? Ne yapmam lazım? Onu ben... Söylersem senin işin kolaylaşır.
Sen hep kolaya kaçıyorsun zaten. Diyorsun güvenmiyorum sana. Ya beni en iyi tanıyan sendin yani. Nasıl güvenmiyorsun? İşte oluyor bazen. Tanıyamıyormuş demek ki. Allah hep kolayına kaçıyor. Ne ya yapayım? Konuşma benimle. Şu an bile buraya bekliyordum. Bir çıktıktan sonra belki bir şeyler konuşurum diye. Demek ki o terk edişin çok büyük bir yara açmış Nurlan'ın kalbinde. Ama onun sebebini de söyledim. Öyle kalkıp birileriyle kandırmadım, yanlış bir şeyler yapmadım, aldatmadım. Yaptığımı da zaten o zamanlar çok düşündüm. Ya öyle doğru karar, o öyle anladım. Çünkü ben o zamana kadar bir arkadaşla görmüştüm. Sevip evlenmişlerdi, maddi sıkıntılar çoktu. Evlendikten sonra ne kadar birbirlerini sevseler bile o kadar zorluklar çektiler ki, yani zorluklar olduğu için bir sıra sonra mutluluklar da artık gitti. Gözün korktu senin. Gözüm korktu çünkü onları ben yaşamak istemedim. Yaşatmak istemedim. Ben her zorluğa yine dayanırdım. Yani istemediğim yemekleri de yeseydim, ekmekle de yeseydim ben belki dayanırdım ama onu kendisine yakıştırmadım yani. İstemedim zorluklar çeksin. Ben kendisini düşünerek öyle bir şey yaptım. Peki, şimdi kalkmış diyor sana güvenmiyorum. Sanki ben birileriyle kandırmışım, aldatmışım. Sen biliyorsun zaten benim gözüm yükseklerde değildi yani. Tamam mı? Beraber olmamız önemliydi ama sen çekip arkanı döndün gittin. Ama nedenlerini de ben söylüyorum nedenini. Nedenleri bana söylememiş gittin. Tamam şimdi söylüyorum. Geç olabilir mi? Onun tamam için... Eğer geçse şu an neden buradasın? Tamam bir anlık seni gördüm, sesini duydum, özlediğimi fark ettim, geldim. Hep ben adım attım. Şu ana kadar buradayım, bir şey çaba göremiyorum senden. Onun için inanamıyorum zaten. Çaba nasıl oluyor? Sen benimle buluşmuyorsun ki, konuşmuyorsun ki. Nasıl bir çaba, ne yapayım? Kolaya kaçıyorsun. Sorun burada zaten. Onun için inanamıyorum. Ne umarak gelmiştin? Yani ne yapar Ali? Hani eski yaraları sarmak için bir beklentiyle gelmişsin. Belli ki daha fazla bir şeyler görmek ümidiyle gelmişsin. Ali beni azdan çoktan tanıyor abla. Biliyor ki benim gözüm öyle yükseklerde değil. Beni öyle hediyelerle, büyük bir şeyler zaten kandıramaz, biliyor. Kalbimi kazanması lazım. Yani affettirmesi lazım. Öyle ondan büyük bir beklentilerim yok. Kendini ispatlasın. Tamam, bunun için bana zaman vermen lazım değil mi? Şans vermen lazım değil mi? Veriyorum da çabalamıyorsun Ali. Ne ara verdin? Benimle buluşuyor musun? Bana cevap yazıyor musun? Aradığım zenkleri açıyor musun? Telefonuma cevap veriyor musun? Ben nasıl yapacağım? Evet, bir fırsat vermen lazım tabii bunları gösterebilmesi için. Buraya geldim. Ben ilk adım attım. Zaten kolaylaştırdım. Buradan sonra kendi bir şey yapmalı. Yapmıyor onu da. Çaba göremiyorum ben onu. Zuhal Hanım, tam bu noktada bir şey söyleyebilir miyim? İzin verirseniz. Tabii. Şimdi ben dün Ali'ye biraz kızmıştım. Hani nacizane. Şimdi kardeşime bir şey söyleyeceğim. Şimdi Ali daha ne yapsın? Yani şöyle. Sen geldin, tamam, bir adım attın. Ali'nin güvenini kazanmak için senin artık tamamen Ali'yle vakit geçirmen lazım ki. Yaşayarak o güveni kazanman lazım. Ama çocuk seni zor konuşturmuş şeyde bile. VTR'de. Yani daha çok zaman geçirip daha çok birlikte bir şeyler yapmanız lazım ki sen artık o güveni yeniden kazan. Yani diyorsun ki hediye istemiyorum, gözüm yükseklerde değil. Ali de öyle biri değil zaten. Ali ne kadar vakit geçirirsen, çünkü 2 yıldır görmüyorsun zaten. Tamam, geçmişte kaldı o güven olayı da. Eğer gerçekten yüreğinde hala bir şeyler kaldıysa o zaman sen de izin vereceksin, vakit geçireceksin, onunla zaman geçireceksin. O güveni ancak öyle kazanırsın. Tam da bu noktada yüreğinde herhalde bir şeyler yaşıyor. İçinde de göstermediği bir fırtına kopuyor ki Instagram'dan bir şarkı paylaşmış. Arkadaşlarım söylediler, bir Ali'ye bir gönderme mi? Bir şey, ben de bilmiyorum, merak ediyorum. Ümit, sen biliyorsan çalsana birazcık Nurlu Ana'dan Ali'ye. Göndermeli şarkı Instagram'da ne paylaşmış? Benim kadar seni çeker.
sözleri şey müziksiz. Vay ki ne ne? Vay vay ki ne halime. Vay vay ki ne halime. Haline. Haline. Ha Ali. Bilmiyorum mesajı alabildin mi? Benim kadar seven olursa baş tacı et diyor. Demek ki kızın bazı beklediği şeyler var yani. Sen her biliyorsun şey, onu tanıyorsun. Çok... Diyor ki beni biliyor. Aslında kalbime giden yolu biliyor. Onları görmeyi bekliyor. Demek ki gösteremedin henüz onu. Bak her kadının şifreleri, kodları vardır, tamam mı? Çözmek yükümlü olduğunuz zordur biliyorum. Ama sen avantajlısın çünkü biliyorsun Nurlanay'ı. Yani çok büyük bir aşk yaşamışsın. Biliyorum da benimle görüşmüyor ki. Buluşmuyor. Ne de yazdıklarıma cevap vermiyor. Nasıl yapacağımı artık biliyorum bilmiyorum. Veriyorum da geç cevap veriyorum. Sen de mahsus mu? Gıcıklığına mı yapıyorsun biraz? Bak, işte bunlar neye gerek? Ne için bunlar süründürecek biraz illaki. O kadar kolay olmayacak. Ali hep alıştı zaten kolaya. Hep alttan alan taraf ben olduğum için. Ben şimdi çok şaşırmış haldeyim. Kendisini ilk kez böyle görüyorum. Ve yani. Biliyorum benimle barışmak istediğini de biliyorum. Ve çok zora kendisi sürüklüyor şu an. Biraz geçmişte o yaşadıklarınızın intikamı gibi bir şey mi? Sanki bana bilerek yani acı öyle çektiriyor. İntikam acı çektiriyor bilerek. Öyle bir şey var mı Nurlan'a? Var. Ha? Var değil mi? Tabii, anladım. O kolaya alıştığı için hep zoru da görsün. Ben kalktım geldim diyor. Ta Bakülerden en büyük adımı ben attım diyor. Zor. Sen böyle yaptıkça yani ne yapmaya çalışıyorsun? Niye gülüyorsun yine Ali? Böyle gülünce hiç inanasım gelmiyor zaten. Ben sana soru soruyorum. O zaman soruya cevap ver. Pardon. Böyle zorlaştırarak ne yapmak istiyorsun? Sence? Çabanı göremiyorum, inanamıyorum sana. Ne yapayım? Güven problemi var. Ya bu kadar yazdığım, aradığım bunlar çaba değil mi senin için? Sözlerine de inanamıyorum. Sorun orada. Yazdıklarına da inanamıyorum. Bir şey oluyor, tamam inanacağım, bir şey yapıyorsun yine gidiyor. Ne yapıyorum? Söyle o zaman ne yapıyorum? Şey etkiliyor mu seni Nurlan'a? Ali çok fazla hayranı olan, beğenilen, takip edilen biri. Bir hayli fazla şeyi var, seveni var. Bunlardan etkileniyor musun hani sosyal medyada falan? Bunlar kafanı karıştırıyor mu? Oluyor bazen. Çünkü o geldi aklıma. Çok fazla fan sayfaları var, takipçileri var. Biraz bunu korkutuyor gözünü acaba? Bilemedim. Bilemiyorum ya, ne yapacağımı bilemiyorum. Sürekli düşünüyorum. Hep kolaya alıştığın için. Hep bak sürekli geldiğine. Diyorsun kolaya alıştığın için. Şu an benim ne yapmamı bekliyorsun? Ali eskiden bir şey söylerken sana hemen inanıyordum. Affediyorum. Peki tamam. O zaman değişen sen oldun böyle. Yok. Demek ki eskisi eski Nurlan'a yok. Evet karşında şu an eski bir Nurlan'a yok. Her dediğine kanacak bir çocuk yok. Şu an her şeye mantığımla bakıyorum. Şu an buraya gelmen de mantığınla mı alakalı acaba? Yok. Buraya geldim, yani duygularımla geldim, tamam mı? İlk adımı attım ama sende çaba yok. Yani çabuk affetmemi yine diyorsun istedim. Çaba yok ya. Ben artık affedeceğim, ne yapayım? Yine yarı yolda. Ben soruyorum, arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum kaçırdığım bir şey var mı? Yapmam gereken, yapmadığım. Herkes diyor yani artık onu buluşmuyor seninle. Kendin ben... içinden gelerek yapmalısın. Beni inandırmalısın. İşte sen bana inanmıyorsan ben ne yapabilirim? O benim problemim değil işte. Problem sende işte. Bana karşı güven... diyorsun güvenmiyorum sana. Mantığımla diyorsun hareket etmek istiyorum. Yine affedeceğim. Yine yarı yolda kılacağım. O korkularım var. Ben
bak yarı yolda sanki öyle söylüyorsun ki. Ben sen yarı yolda öyle bırakmadım ki. Nedenlerini söylüyorum. Şimdi neden öyle bir şey olduğunu söylüyorum. Burada söyledin nedenlerini. Ali ama ayrılırken şu an, değil, şu an seni bırakmam değil. İçin bir neden yok ki. Yarı yolda güvenmiyorum. İnanmıyorum. Neye bu kadar şey inanmıyorsun? Mi? Şu an neden öyle bir şey yapayım ki? O zaman, yapabilirsin. Peki o zaman nedensiz mi terk etmişti seni? Evet. Ama nedenini söylüyorum burada ki az önce de söyledim burada. Nedenini. O zaman bana söylememişti. Çekip gitmişti. Kilit nokta da bu bence. Düğüm noktası bu. Bak nedenini de az önce söyledim burada. Neden öyle bir şey yaptığımı. Seni düşündüğüm için yaptın diyorum. Onu bana da söyleyebilirdin. Ama hani şu an öyle bir şey yapmam için bir neden yok. El ele verip üstesinden gelebilirdik. Denedik mi denemedik. Arkanı döndün gittin. Şazım ablacığım söyle. Allah Ali'ye söyleyeceğim. Ali'ciğim sen böyle küçük küçük notlarla kalbini fethedebilirsin. Tutar elinden bir yere götürebilirsin. Neden hep ondan bekliyorsun? Siz bilmiyorsunuz. Bak ben arkada mesela burası bittikten sonra yakınlaşmaya çalıştığımda tamamen sinirleniyor. Hareketleri bak kızım, falan değişiyor. Sen de diyorsun ya ki mantığım diyorsun değil mi? Müsaade etmiyor. O mantığı bir kenara bırak seviyorsan. Zamanında yani öyle mantık mantık da. Derken doğru. Ali'yi de kaybedeceksin. Ama zamanında öyle yaptım kaybettim diyor. Yani o güvendiğim, aşık olduğum adam gidiverdi bir anda diyor. Gene aynı şeyi yaşamaktan korkuyor. Onun için şimdi birazcık daha mantığını devreye sokmuş anladığım kadarıyla. O zaman sadece kalbiyle hareket etmiş. Ama benim söylediklerimi dinlemiyor ki. Ben neden o zaman öyle yaptıklarımı söylüyorum. Kaç defa söyledim. Az önce de söyledim. Şu an o şeyi yapmam için yapmam da zaten. Yapmam için bir şey de yok. Bir neden de yok. Nasıl neden? Hani diyor ya beni bırakıp yine gidersin. Ben öyle bir şey bir defa yaptım ve nedeni vardı. Mecburen yaptım onu. Ben de artık sinirlenmeye başladım. Bilmiyorum ne yapacağım. Yüzüne gülüyorum. Daha böyle gülümseyerek her şeyi yumuşatmaya çalışıyorum. Buluşmaya çalışıyorum. Gülüyorsun. Bana diyor neden gülüyorsun? Demek umurunda değil diyor. Vallahi sevinmiştik Nurlan'a geldiğinde hepimiz. Ama şu anki ben de çok sevinmiştim de demek ki aklına gelmiş ki beni biraz acı versin. Kendi çektiklerini bana çektirmek istiyor şu an. Belki de tamamen beni unutmuş, şuraya gelmesi sadece bana azap vermesi için burada. Ben öyle düşünüyorum artık. Bu kadar da inat, yani zorluğa çekmez insan. Yine birlikte bir şeyler yapsak, zaman verse bana. Kalkıp sonra dese senin konuşmaların, hareketlerin bana güven vermedi dese anlarım. Sen benimle zaman ayırmıyorsun. Konuşmuyorsun. Sonra da diyorsun Ali bir şey yapmıyor. Bir konu oldu konuşuyoruz şu an şurada. Şey. Gülüyorsun. Ben acaba niye gülüyor? Ben sana gülüyorum. Çünkü ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Niye komik durumda sanki bana gülüyor? Sanki ortada bir büyük bir sorun var da. Var. Büyük sorun değil mi? Tamam ama ben özür diledim senden. Yaptıklarımı da... İşte böyle önemsemediğin için ya sorun burada zaten. Büyük konu mu var diyorsun. Zaten şu andaki durumumuz büyük bir problem. Konu. Sen hemen kolaya kaçıyorsun. Sen de zaten zorlaştırmak için elinden geleni yapıyorsun. Yani ben şöyle söylemek istiyorum da hani yanlış anlaşılmasın da ya ben diyorum yani şu durumda. Ya çünkü çok zor duruma sokuyorsun yani adam. Ama o kadar yani uzaktan da geldi hani kaç gündür de burada. Niye o kadar zahmete katlansın ki sadece bu duyguyla da gelsen? Ali de o ihtimali düşündü ama Mehmet. Yani İsmail'e katılıyorum abla. Öyle olmadığını umuyoruz. Şimdi öyle bir şey var ki yani çekmiş olduğun acıların sanki böyle hesabını sormak için gelmişsin ki o pişmanlığını görmek istiyorsun Ali. Acaba çok pişman mı? Yani o pişmanlığı göremiyorum. Sorun orada.
Göremiyorum diyor pişmanlığı. İşte o pişmanlık da şundan ziyade, çünkü sinirli anında Ali gülüyor. Bu sefer de otomatikman güvensiz oluyorsun güldüğü için. O yüzden aynen, mesela aranızdaki problem. Evet. Ali'ye bir şey tavsiye etmek isteyen var mı? Bence bunu bir dene, şöyle yap demek isteyen Demir abi. Yani Ali eğer gerçekten hala istiyorsa inatla üzerine gitmeli. Güven güven diyor. Güveni kazanmak için artık ne çeşit yollar dener bilmiyorum ama bence o güveni kazanmak için de her şeyi yapmalı. Çünkü tek derdi güven. Bir de aynı şeyi. Ama bana güvenmiyorsa evet, zaten başındayken bana güvenmiyorsa sonra ne olacak? Güvenmemi sağlayacak. Ben çok üzülüyorum ya, bir insan eğer ister arkadaşım olsun, yani birisine güvenmeme çok kötü bir şey. Ben güvenmediğim insandan her şeyi beklerim, o insandan uzak durarım. Ya işte sen onun formülünü kendin bulacaksın. Hani demin Zuhal Hanım çok güzel bir şey söyledi. Her kadının kodu var, şifresi var. Ve farklıdır sen, her kadının da farklıdır kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Yani sen şimdi daha önceden tamam yaşadın, belki o zaman biraz da gençliğinize geldi. Şu anda 2 yıl daha tecrübelisiniz. Hayat tecrübesi kazandınız. Çok açık söylüyor Nurlan, zaten mantığımla hareket ediyorum. Söyledi de mantığımla hareket edeceğim diye. Dolayısıyla Ali'cim sen o güveni kazanmak için daha sen ona gerekiyorsa hani mesela sosyal medya deniyor, telefon deniyor. İşte beraber vakit geçiriyorsun. Ondan ayrıken bile o güveni ona vermen lazım. Yani erkek arkadaşlarınlasan eğer onlarlasın. İşte telefon beraberseniz telefon ortada. Anlıyor musun? Yani o şifreyi sen çözeceksin çünkü senin eski sevgilin. Ben bir şey anlamıyorum. Geldi, biz buluştuk dışarıda, zaman geçirdik. Yani özlediğini söyledi. Güzel zaman geçirdik beraber. Ondan sonra ne düşündü bilmiyorum. Sor. Böyle bir sanki birileri beynini mi dolduruyor senin? Böyle mi yap diyor veya bunu isteyerek mi yapıyorsun bana? Anlamıyorsun. Senin kafa nereye Ali? Ben her şeye rağmen şeyler düşündüm, şeyler yapmaya çalıştım. Şu an izin verirseniz. Aa. Evet. Bak, gene de düşünmüş de. Tabii. Acaba ne yaptı? Bak, bir planı hazırlamış Ali yani, ne olur ne olmaz diye. Karşılaşan bakışlar. Sonra gelip bir tatlı söz. Alfabemiz böyle başlar. Şunu baştan getirseydin ya, bu konuşmanın seyri tamamen değişirdi yani. Bak. Ay, güldün mü sen? Dur bir gülüş. Aa, dişlerini gördük Nurlandan'ın ilk kez. Ay, beğenmedim demeyeceksin değil mi buna? Yok, tabii.
ki beğendim. Ha? Beğendim. Sonunda. Çok şükür. Ne istediyorsun şu an Nurlan'a? Bak gerçekten özenmiş yani. Şekillere karşı bir zaafım olduğunu biliyor zaten. Oradan şu an bir puan aldı. Evet, bir puan aldı Ali. Çiçeklere zaafım oldu. Ama gerçekten böyle şeylerde gözüm yok. İyi tanıyor, biliyor beni. Ama bir zaafım da vardır, o ayrı. Bak güzel. Her kadın ilgiyi seviyor zaten. Tabii ki, hangi kadın sevmez? Doğru hareket Ali, doğru hamle. Bravo. Ya kendisi benimle buluşsa... Neler yapacağım diyorsun. Yapacağım da yapamıyorum. Ama sen de bir fırsat ver Nurlan'a yani... Yani konuşmanız, vakit geçirmeniz lazım gerçekten de. Peki. Sizi bir dakika kadar tutacağım burada arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın, konuşacağız. Serkan ve Hanife ile ilgili bir sürpriz gelişme var. Önce VTR'miz, sonra da efendim konuşacaklarımız var. Serkan, sessizsin bugün yayın başından beridir. Biraz durgunsun. Hanife şu an hattımızda. Bir alo diyelim. Hanife merhaba. Merhaba Zuhal abla, nasılsınız? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, şükür. Çok şükür Umre'ye gittin, geldin. Ay çok şükür, Allah herkese nasip etsin. Amin, çok, inşallah. Çok, çok güzel bir şey. Özledik seni ya. Ben de sizi özledim. Sadece bizi mi özledin? Özlenmeyi hak edenleri özledim sadece. Serkan'ın çağrısını, duyurusunu, pişmanlığını dile getirişini izledin mi? Tekrarlarına baktım ama çok içler açısı gelmedi bana. Böyle içim açılmadı izlerken. Gerçekten pişmanlıkla beni çağırdığına inanamadım. Kusura bakma da ben onu doldurmak için oraya gelmem. Sen kendi hislerini kontrol etmeyi öğren önce. Ne hissediyorsun? Hayata dair planları ne? Yanında olmak istediğin kişi kim? Gerçekten gönlünkinden yana sonra önce oturduğuma bir karar ver. Ondan sonra beni sözlerine ikna etmeyi başar. Böyle daha makul cümleler kurmayı bir başar. Ondan sonra geldi ki bana hani sana ben... İşte sıkıntı da tam orada. Ben onları kuramıyorum. Evet ama başkalarına karşı kuruyordun Serkan. Efendim? Başkalarına karşı kuruyordun. Ne güzel ilanla aşka ne diyordun. Ben hayatımda böyle bir aşk yaşamadım. Falan yapıyordun Serkan. Hanife'nin kırgınlığı, kızgınlıkları var. Bunu ilerleyen zamanlarda haklı, inşallah da yarın... Kalkıp bir şey de diyemiyorum, haklı. Peki. Öpüyorum seni. Anneanneciyle şifalar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz inşallah. İyi bak kendine. Programımızı başından beri izleyen seyircilerimizin gözünden kaçmamıştır. Serkan bugün yok. Çok yıprandığını, üzgün olduğunu söyledi. Biraz düşünmek istediğini, zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Hanife de dün duygularını bu şekilde biraz evvel izlediniz işte, tekrar hatırlattık, dile getirdi. Çok şey yaşadılar. Serkan pişman. Hanife'nin de ben boş olduğunu düşünmüyorum. Serkan ve Hanife deyince ne zaman ne olacağını hiçbirimiz kestiremiyoruz tabii. Bir şeyler olur mu olmaz mı bilemiyoruz ama ben şahsen tekrar bir araya gelebilecekleri ihtimali üzerinde duruyorum ve düşünüyorum. Her an her şey olabilir, gelebilirlerdi buraya ama şu anki durumumuz bu. Serkan da yok programda ama Hanife'nin de sağ solu belli olmaz. Her an çıkıp şu kapıdan gelebilir. Önce Hanife de gelebilir. Serkan bir süre gelmeye de bilir. Sizler gibi biz de bekliyoruz. Meraktayız. Ama belli ki biraz kendilerini, kafalarını dinlemek istiyorlar. Her ikisi için de hayırlısı neyse o olsun diyelim. Tabii ikisine de buradan sevgilerimizi iletelim. Bakalım ilerleyen günlerde neler bekliyor olacak bizleri, onları. Hep beraber yaşayacağız. Göreceğiz inşallah. Ali ve Nurlan'a güzel bir sürprizle bu konuşma bitti. Biz de reklam arası için sizden bir tarif edeceğiz.